Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Mustafa Mertkanlı, sosyal bilgi öğretmeniyim. Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi Sosyal Bilgiler İl Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak bu uzaktan eğitim sürecinde size destek vermeye gayret ettik ve geçtiğimiz cuma günü de son deneme, online deneme sınavımızı, kazanım izleme sınavımızı gerçekleştirmiştik. Dün başladık bunların sorularının çözümlerine, bugün de devam ediyoruz. Evet, bugün ilk olarak İnkılap Tarihi dersinde size sorduğumuz soruların çözümlerinizle karşınızdayız. Sınavda da gördüğünüz üzere daha çok böyle metinden çıkartılması gerekenler ya da hangisine ulaşılamaz tarzı sorular var, paragraf soruları var. Bunları bir de burada değerlendirelim. Okuduğunu anlamaya yönelik sorular daha çok karşımıza çıkacaktır zaten İnkılap Tarihi'nde. Evet, fazla zaman kaybetmeden hemen birinci sorudan itibaren başlayalım. Evet, bir metnimiz var burada. Bu metne göre hangisi hakkında bilgi verilmemiştir diyor. Öncelikle metnimizi bir okuyalım. Osmanlı Devleti'nin ve Balkanların en önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği şehirdi. Farklı dil, din ve ırka mensup milletler burada bir arada yaşardı. Aynı zamanda bir liman şehri olan Selanik'in en önemli gelir kaynağı ticaretti şeklinde Selanik şehriyle ilgili bizlere bilgi verilmiş ve hangi özelliğine değinilmediğinden bahsediyor Selanik. Bakalım kültürel yapısı diyor. Şuradan kalemimizi de hemen açalım. Bu tarafa geçti. Evet. Kültürel yapısına şurada bakın zaten diyor ki Balkanların ve Osmanlı Devleti'nin en önemli kültür merkezlerinden birisidir diyor Selanik. Dolayısıyla kültürel yapısıyla ilgili bir bilgi verilmiş bize. Sosyal yapısıyla ilgili bir bilgi var mı? Hemen bakalım. Evet, bakın burada farklı dil, din, ırka mensup pek çok milletin bir arada yaşadığını, yani çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu bize anlatıyor. Sosyal yapısıyla ilgili bilgi de verilmiş. Ve son olarak da son bölümde bir liman şehri, yani özellikle deniz ticaretinde ön planda olduğundan bahsediyor. Yani ekonomik yapısıyla da ilgili bize bilgi verilmiş. Baktığımız zaman Selanik şehriyle ilgili herhangi bir şekilde askeri yapısını ilgilendiren bir bilgi gözümüze çarptı. Doğru cevabımız C seçeneği olacak çünkü. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci sorumuzda da yine bir metnimiz var. Bu metinden bir takım yargılar bize verilmiş. Hangisine ulaşılamaz diye sormuşuz size. Önce metnimizi okuyalım, daha sonra yargılara bakalım. Hangisine ulaşılıyor, hangilerine ulaşamıyor. Yine tekrar buradan bir göz atalım. Evet, metnimize diyor ki İngiltere, Fransa müttefikleri Rusya ile birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak, Rus ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya cephesinde bulunan Rusya'yı rahatlatmak ve bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazı'na harekat düzenledi. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf devletlerinin donanmaları ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muharebelerini başlattı şeklinde bir metnimiz var. Evet, bunların hangisine ulaşılamaz diye bize sormuş. Ulaşılamayan yorumlara bakalım şimdi. Evet, bir de diyor ki İngiltere, Fransa, müttefik Rusya'ya yardım etmek istemiş mi çocuklar? Evet, bakın burada söylüyor zaten müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyorlardı ki Çanakkale cephesinin açılma sebebi Rusya'ya zaten yardım götürerek savaşı kısa sürede kendi lehlerine sonuçlandırmaktı. İkiye bakalım. Rusya ekonomik açıdan zor durumdadır. Bu bilgiye ulaşabiliyor muyuz? Baktığımız zaman burada Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmiş. Demek ki ekonomik açıdan da zor durumda olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Osmanlı Devleti toprakları işgal altındadır diyor. Baktığımız zaman buradaki bilgilerden Osmanlı Devleti'nin topraklarının işgal edilip edilmemesiyle ilgili bir bilgi bize verilmemiş. Bunu biz çıkartamıyoruz bu metinden. 4. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nda ağır kayıplar vermiştir. Evet, yine son bölümde özellikle bakın burada İtilaf Devletleri'nin donanmaları ağır kayıplar verince geri çekilmek zorunda kaldılar ve kara muharebeleri başladı diyor. Dolayısıyla bu da ulaşılabilen bir ifade. Ulaşılamaz arıyoruz biz çocuklar. Sadece 3 numaralı bilgiye, yargıya ulaşamıyoruz.
Şıklarımıza baktığımız zaman da bunun A seçeneğinde olduğunu görmekteyiz. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Sorumuzu okuyalım. Diyor ki sorumuz, Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinin hangisinde bu amaçtan söz edilir? Demek ki burada bir amaca yer vermiş Mustafa Kemal. Bu amacın hangi amacı yukarıda verilenlerden hareketle aşağıdaki Erzurum Kongresi maddelerinin hangisi bu amacı desteklediğini bize soruyor. Bakalım Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada milletin içine düştüğü tehlikeyi belirterek hakkımızda verilen haksız hükümleri muhakkak iflas edeceğini söylemiştir. Bunun için de ulusal iradeye dayanan bir yönetim kurulmasını ilk amaç olarak göstermiştir diyor. Evet, Mustafa Kemal neyi amaç göstermiş? Ulusal iradeye dayanan bir yönetimin kurulmasını amaç göstermiş. Bu amaç doğrultusunda Erzurum Kongresi'nde aşağıdakilerden hangi karar alınmıştır diye bize soruluyor burada. Ulusal iradeyi ön plana çıkan bir karar alacağız. Neydi ulusal irade? Milli egemenlik, milletin yönetime katılması gibi ifadeler arayacağız. A seçeneğine bakalım. Milli sınır içerisinde vatan bir bütündür. Evet, burada bir bağımsızlık vurgusu var. Milli sınırlarımızdan bahsediyor ama ulusal iradeye dayanan bir yönetimin olması ile ilgili bir yorum buradan çıkarılamaz. B seçeneğinde milli iradeyi hakim kılmak esastır. Evet, Erzurum Kongresi'ndeki bu madde milli irade, yani ulusal irade, ulusal egemenlik yönetime halkın da katılmasını sağlayan bir ifade. Dolayısıyla yukarıdaki ulusal iradeye dayanan yönetimin kurulmasını amaçlayan bir madde olduğu söylenebilir. O yüzden sorumuzun cevabı da B seçeneği olarak karşımıza çıkmakta. Doğu illerindeki dernekler birleştirilmiş, manda imaya kabul edilemez. Evet, bunlar ulusal iradeye dayanan bir yönetim kurmak için çıkartılan maddeler değildir. Evet, dördüncü soruya bakalım. İkinci İnönü Savaşı ile ilgili bilgiler veriyor bize ve bu bilgilerden ulaşılabilecek en kapsamlı sonuç. Evet, pek çok sonuç belki aşağıdaki şıklardan çıkarılabiliyor ama yukarıda anlatılanların en kapsamlısı hangisidir onu bulmaya çalışacağız burada. İkinci İnönü Zaferi yurt dışında ve Anadolu'da çok büyük yankılar uyandırdı. İtilaf Devletleri Birliği'nde belirgin bir çatlama ortaya çıkmıştır. Fransa, Ankara hükümeti ile görüşmelere başlayarak Zonguldak'tan çekilmiştir. İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. Kararsız olan Sovyet Rusya Türkiye'ye vaat ettiği yardımları göndermeye başlamış. İngiltere ve Malta'daki Türk tutuklulardan 40 tanesini serbest bırakmıştır. Batı basınında Anadolu ordusunun mükemmel olduğu yönünde yazılar yayınlanmaya başlamıştır bilgileri var. Baktığımız zaman 2. İnönü Zaferi'nden sonra, kazandığımız bu zaferden sonra özellikle uluslararası alanda pek çok gelişmenin yaşandığını görmekteyiz. İşte Fransa'nın, İtalya'nın, Rusya'nın ve İngiltere'nin bu zaferden sonra neler yaşadığı bize burada aktarılmış. Dolayısıyla buradan çıkarılabilecek en genel yargı A seçeneğindeki yargı olacaktır çocuklar. Bunu derslerimize de sık sık size vurgulayarak söylüyoruz. Kazanan askeri başarılar akabinde siyasi başarıları da getirmiştir. Yine 2. İnönü Zaferi'nden sonra yaşananlarda bir askeri başarının sonucunda yaşanan siyasi gelişmeler, uluslararası alandaki siyasi gelişmeler olacaktı. En kapsamlı yardımımız A seçeneği olmalıydı burada. Evet, 5. soruya bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep Milli Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Kılıç Ali Bey, şehirde savunma tedbirleri almış ve Fransızları şehri boşaltmaları için bir protesto mektubu vermiştir. Evet, buna göre TRLM ile ilgili bir yürütme yetkisini kullanmıştır. 2. Ticari faaliyetleri canlandırmaya çalışmıştır. 3. Anadolu'daki işgali sona erdirmek istemiştir yargılarından. Hangilerine ulaşılabilir? Bunu soruyor. Bakalım. Evet, yürütme yetkisi kullanmış mıdır TRLM? Baktığımız zaman ne yapmış TRLM? Antep Milli Kuvvetleri Komutanlığı'na bir atama gerçekleştiriyor. Bir atama varsa eğer bu yürütme yetkisinin kullandığının kanıtıdır. O zaman bir olacaktır. 2. Ticari faaliyetleri canlandırmaya çalışmıştır diyor. Evet, bakıldığı zaman ticari alanda herhangi bir gelişmeyle ilgili bize bilgi verilmiyor. Dolayısıyla 2. ulaşılamayan bir yargı. 3. Anadolu'daki işgali sona erdirmek istemiştir. Evet, baktığımız zaman yapılan bunların, bu çalışmaların hepsi neden yapılıyor? Neden
işte Kılıç Ali Bey atanıyor, şehirdeki savunma tedbirleri artırıyor, Fransızların şehri boşaltmaları için, yani işgali sona erdirmek istediklerini buradan anlayabiliyoruz. 1 ve 3 buradan çıkarılabilecek yargılar, sorumuzun cevabı da Denizli seçeneği olacaktı. Evet, 6. soru, Selva Anlaşması'nın burada iki maddesini vermişiz ve bu maddelere bakarak bunların hangi alanla ilgili olduğunu sizlere sorduk. Evet, zaten bazı ipuçlarımız var. Mesela buradaki maliye ifadesi. Zaten kapitülasyonları da gördüğünüz zaman hemen anlamanız gerekiyordu. Savaş tazminatı ödenmesi gibi ifadeler var. Okuyalım. Osmanlı Maliyesi, İtilaf devletlerinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönlendirilecek. Bu komisyon gerektiğinde Türk temsilcilerine danışacaktır. Evet, baktığımız zaman Osmanlı Maliyesi'nin İtilaf devletinin denetime girmesi burada isteniyor. Yani ekonomik anlamda bir madde olduğunu söyleyebiliriz. İkinci maddede kapitülasyonlardan bahsediyor. Kapitülasyonlardan müttefik devletlerle yararlanacak ve Osmanlı'da da savaştan zarar görenlere tazminat ödeyecektir. Evet, kapitülasyonlar neydi zaten? Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesini sağlayan, pek çok ülkeye verilen, özellikle ekonomik anlamda verilen ayrıcalıklardı. Dolayısıyla bu ikisinin ekonomi alanıyla ilgili olduğunu söyleyebiliyoruz. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olacaktır burada. 7. soruya bakalım. Evet, Kütahya-Eskişehir Savaşı'na devam ederken gerçekleştirilen bir Maarif Kongresi vardı hatırlayacağınız üzere. Bununla ilgili bir soru sorduk size. Bilgimizi okuyalım. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın tüm şiddetiyle yaşandığı sırada Mustafa Kemal, cahillikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir düşüncesiyle Ankara'da Maarif Kongresi'ni toplamıştır. Kongreye katılan öğretmenlerden savaş sırasında ve kurtuluştan sonra uygulanacak eğitim-öğretim çalışmalarının özellikle milli ve çağdaş olmasını, vatandaşlık eğitimine ağırlık verilmesini istenmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in eğitim politikalarını savaş sürerken belirlemesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diyor. Evet, bakın, savaş devam ediyor çocuklar. Yani ki Kütahya-Eskişehir Savaşları biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda başarıya ulaşamadığımız, başarısızlıkla sonuçlandırdığımız bir savaştı. Böyle bir savaş devam ederken tam ortasında eğitime verilen önemi buradan anlıyoruz. Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğini anlıyoruz. Böyle bir eğitim kongresi gerçekleştiriyor. Ve bu gerçekleştiren eğitim kongresinde ileride kurulacak olan, bağımsızlığımızı kazandıktan sonra kurulacak olan devletin eğitim politikaları görüşüyor. Buradan ne anlamamız gerekiyor bizim çocuklar? Demek ki tamam, eğitime önem veriyor ama bu paragraftan anlayacağımız şu. Demek ki bağımsızlığımızı kazanacağımıza o kadar inanıyoruz, inancımız o kadar tam ki ileride bağımsız olduktan sonra kuracağımız devletin eğitim politikasını belirlemişiz. Dolayısıyla neyin göstergesi olmalıydı? B seçeneğinde yer alan savaşın kazanılacağını olan inancın göstergesi buradaki metinde vurgulanmış. Benzer şeyi hatırlayın, İstiklal Marşı için de söyleyebiliriz. İstiklal Marşı da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ilan edilmişti. Bağımsızlık sembolüdür milli marşlar. Buradan da yine bağımsızlığımıza olan inancımızın ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Hem İstiklal Marşı'nın kabulü, hem savaş devam ederken eğitim politikanın belirlenmesi, ilerideki bağımsızlığımızı kazanacağımıza inancımızın göstergesidir bu. Evet, 8. soruya geçelim. 8. sorumuzda yine bir bilgi var ve buna göre Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini sorduk. Hangi kişilik özellikleri buradaki anlatılanlardan çıkarılabilir? Buna bakmamız isteniyor bizden. Okuyalım. Mustafa Kemal Anafartalar anılarında Çanakkale Savaşı sırasında Anafartalar grup komutanlığına atanması ile ilgili şöyle yazar. 3 günden beri üstüne alan her komutanın ve bölüğün yenilgisini ve perişanlığını doğuran yurdun yaşam ya da ölümüne neden olabilecek bir işin sorumluluğunu üstüne almak o kadar kolay bir iş olmasa gerek. Ama ben tam bir övünçle bu sorumluluğu kabul ettim diyor. Yani kimsenin cesaret edemediği, üzerine almakla sıkıntı yaşadığı sorumluluğu Mustafa Kemal almış burada. Buradan hareketle tabii ki cesaretli olduğunu söyleyebiliriz. Komutan oluyor, yani bir ordunun başına geçiyor, liderlik de var burada. Ve pes etmiyor. Herkesin kaçtığı bu görevi kendisi alıyor ve çalışmaya başlıyor ve çalışkanlığını da burada söyleyebiliriz.
Ama çok yönlülüğüyle ilgili burada herhangi bir bilgi verilmiyor. Yani farklı alanlarda yaptıkları burada belirtilseydi o zaman çok yönlü de diyebilecektik. İlk üçü burada söyleyebiliriz. O da cevaplarımız arasında C seçeneğinde mevcut. Bu sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Evet, dokuzuncu soruya geçelim. Yine bir metnimiz var ve buna göre hangi yargıya ulaşılabilir şeklinde sormuşum size. Okuyalım metnimizi. Büyük Taarruz Savaşı'nın kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri'nden ateşkes teklifi gelmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek, İstanbul ve Boğazlar TRR ve hükümeti yönetimine bırakılacak ancak İtilaf Devletleri Barış Anlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edecektir. Buna göre bir Boğazlar sorunu tamamen sona ermiştir diyor. Evet Tüzde, ulaşabiliyor muyuz buna? Biz ulaşılabilir arayacağız. Boğazlar sorununun tamamen sona erdiğini biz yukarıdaki maddelerden çıkaramıyoruz. Çünkü Boğazlar sorunu ki biliyorsunuz daha sonra da devam etti. Lozan'da bizim lehimize istediğimiz şekilde tam olarak çözümlenemedi. 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi de tam istediğimiz şekle geldi ki burada da zaten Boğazların yönetiminin sadece bırakılacağını, TRR'nin hükümete bırakılacağından bahsediliyor. Boğazlar sorunun tamamen çözüldüğünü buradan çıkartamıyoruz. İki, Türklerle Yunanlar arasındaki savaş son bulmuştur diyor. Evet, baktığımız zaman birinci maddede zaten bunu görebiliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek deniyor. 2 çıkar. 3. Askeri başarı siyasi gelişmelere neden olmuştur. Onu da yukarıdaki bilgiden çıkartabiliriz. Bakın kazandığımız bir savaş var ve bu savaş sonucunda imzalanan bir anlaşma var ki bu anlaşma da bizim lehimize sonuçlanan bir anlaşma. Demek ki askeri başarı siyasi gelişmelere de bir anlaşmaya neden olmuş diyebiliyoruz. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir diyor. Evet, özellikle şu ikinci maddeden bunu çıkartıyoruz. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü İstanbul ve Boğazların, bakın, yönetimi kime bırakılmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılmış. Demek ki Osmanlı burada yok sayılıyor İtilaf Devletleri tarafından ki Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemini size anlatırken şu ifadeyi kullanmıştık. Dedik ki Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Sebebi de işte buradaki bu maddedir. İstanbul'un ve Boğazların yönetiminin TRR'ye bırakılması, Osmanlı Devleti hükümetine bırakılmamasından dolayı bu da söylenebilir. Dolayısıyla ulaşılabilir bize sorduğuna göre 2, 3 ve 4. Bilgilere ulaşabiliyoruz. Yani baktığımız zaman sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olacaktı. Evet çocuklar, geldik son sorumuza. Son sorumuzda da Misak-ı Milli ile ilgili bir sorumuz var. Diyor ki Misak-ı Milli kararlarına göre, evet bu maddelere bakarak diyor sadece hangisine vurgu yapılmamıştır arayacağız. Bakalım, azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır. Şimdi alttaki şıklara baktığımızda bu ifade ile hangisine vurgu yapılmıştır çocuklar? Ülkeler arası eşitliğe vurgu yapılmıştır. Bir vurgu yapılmayanı arıyoruz. Dolayısıyla D seçeneğini eledik. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler kesin Türk yurdudur, parçalanamaz. Burada da ne var? Ülke bütünlüğü var çocuklar. Yurdumuzun sınırları belirlenmiş ve bu sınır içerisinde bir bütün olduğumuz ve parçalanamaz olduğu belirleniyor burada. Dolayısıyla ülke bütünlüğü de burada olduğu için A seçeneğini de dedik. Daha önce D seçeneğini demiştik. Bu da çıkar. Bu vurgu da çıkarılabilir. Evet, siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. Evet, bu nedir? Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar nedir? Kapitülasyonlardır. Kapitülasyonların kabul edilemez olduğu burada vurgulanıyor. Kapitülasyonların kabul edilmemesi bağımsızlık vurgusunu karşımıza çıkartır. O da B seçeneğinde var bakın. Yani bağımsızlık vurgusu da var yukarıda. Biz yukarıda vurgulanmayan kavramı arıyorduk aşağıda. Dolayısıyla başka kavramımız yok. Yukarıda milli egemenlik anlayışını vurgulayan herhangi bir ifade, herhangi bir cümle yok çocuklar. Sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet, şöyle cevap anahtarımızı tekrar bir gözden geçirerek canlı yayınımızı bitirelim. Evet, birinci soruda ne demiştik?
Doğru cevabımız için Ceyhan seçeneği olduğundan bahsetmiştik. Selanik'le ilgili bilgiler veriyordu. Askeri yapısı ile ilgili bilgiler verilmiyordu. Evet. Yedinci soru. Evet. Yedinci soruya geleceğiz şimdi. Tekrar ona bir daha bakacağız. Evet. İkinci soruda yine bir metnimiz vardı ve metne göre hangilerine ulaşılamaz diye soruyordu. Yalnızca 3'teki ifadeye ulaşamıyordu yukarıdaki metinden. Üçüncü soruda Mustafa Kemal'in ulusal iradeye dayanan bir yönetim kurmasını amaçlamasına yönelik Erzurum Kongresi maddelerinden hangisidir? B seçeneğinde milli irade hakim kurmak esastır ifadesiydi. Dördüncü soruda ikinci dünya savaşı ile ilgili verilen bilgilerin en kapsamlı sonucu hangi şıktaydı? A seçeneği dedik. Askeri başarının ardından uluslararası alanda siyasi başarılar gerçekleşmiştir olacaktı. Beşinci sorumuzun cevabı TBMM ile ilgili hangisine ulaşılabilir diyordu. 1 ve 3'e diyoruz. Ticari faaliyetleri canlandırma ile alakalı bir ifade yoktu. Altıncı sorumuzda Serv Anlaşması'nın ekonomi alanındaki maddeleri bize burada verilmişti. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet, yedinci soruda. Şimdi bu sorunun farklı tarzı versiyonlarını çözdünüz. Orada zaten Marif Kongresi ile ilgili sorularda genellikle nasıl sorular çıkıyor karşımıza? İşte eğitime önem verildiği. Bakın bize burada Marif Kongresi'nin yapılmasından dolayı bir ifade istenmiyor. Şimdi savaş devam ederken Marif Kongresi'nin yapılması tabii ki eğitime verilen önemin ortaya çıkmasından bahsedebilirdik. Ama burada savaş devam ederken bu eğitim kongresi düzenlendi diyor ama savaş sırasında ve kurtuluşundan sonra uygulanacak eğitim öğretim çalışmalarının özellikle milli ve çağdaş olmasını, vatandaşlık eğitimine ağırlık verilmesi istenmiştir. Bakın soruda da zaten ne diyor? Mustafa Kemal'in eğitim politikalarını savaş sürerken belirlemesi hangisinin göstergesidir? Bakın daha bitmemiş bir savaş var. Sonucunun ne olacağını bilemiyoruz ama biz kazanacağımıza inancımız o kadar tam ki bu savaşı biz kazanacağız, bağımsızlığımızı kazanacağız ve bizim eğitim politikamızda bu olacak diyor Mustafa Kemal. Bu neyin göstergesidir? Savaşı bizim kazanacağımıza olan inancımızın göstergesidir. Yoksa hani eğitime önem verip verilmediği burada bizden sorulmuyor. Yani bakın soruya bakacak olursanız eğitim politikalarını savaş sürerken belirlemesi neyin göstergesidir diye soruyor. Bu da bağımsızlığımızı kazanacağımıza olan inancın göstergesi olacaktı. 8. soruda Mustafa Kemal ile ilgili kişilik özellikleri ile ilgili soruydu. 1, 2 ve 3 demiştik. C seçeneğiydi. 9. soruda büyük taarruz ve kazanmasından sonra imzalanan Mudanya Ateşkesi ile ilgili ve onun maddeleri ile ilgili sorumuz vardı. Hangilerine ulaşabiliyorduk? 1. ifadeye ulaşamıyorduk. 2, 3 ve 4 dedik. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneğiydi. Ve son sorumuzda da Misak-ı Milli kararlarındaki bu verilen maddelerde milli egemenlik vurgusu yapılmamıştır. Sorumuzun cevabı Ceyhan dedik. Evet sevgili öğrenciler, umuyorum ki sizlere faydalı olabilmişizdir. Şurada sınavınıza da az bir süre kaldı. Hepinize başarılar diliyorum inşallah. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bizler de ölçme değerlendirme merkezi olarak sizlere elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Sağlıcakla kalın diyoruz. Başarılarınız devamlı diyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada ben bu dersten sonra saat 15.40'da fen bilimlerinin çözümlerini de mutlaka izliyorsunuz. Onları da dinliyorsunuz. Böylelikle biraz daha konu tekrar yapmış olacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.